Evet değerli arkadaşlarım, Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. Yine sizlerle birlikte olmak beni sevindiriyor tabii ki her zamanki gibi. Değerli arkadaşlarım, bir aile bu hafta artık İstanbul'dayım. Burada Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde bir eğitim alıyoruz. İnşallah başarılı bir amca oluruz diyelim. Bize kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Böylece yeni video geldiği zaman size gelebilir. Bunun yanında arkadaşlar Instagram adresimizden ehliyet.hocam yazarak bize ulaşabilirsiniz. Mesaj gönderebilirsiniz. Şu bir hafta yoğunluk var. Hop diye size yanıt veremeyebilirim. Bu konuda bana hatır olmayın ama bu yoğunluk geçtikten sonra derhal daha hızlı bir biçimde sizinle kontak kurmaya devam edeceğim. Diğer videoda olduğu gibi fazla vakit kaybetmeden hemen sorularımıza geçelim. Şekildeki gibi daralan bir yola gelen iki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Dar yoldan önce bir numaralı araç geçmelidir. B. Bir numaralı araç iki numaralı araca yol vermelidir. C. Bir numaralı araç sürücüsü iki numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalıdır. D. İki numaralı araç geri gitmelidir. Değerli arkadaşlarım, doğru cevabımız B şıkkı olacak. Bir numaralı araç, iki numaralı araca yol vermelidir. Nereden anladık arkadaşlar? Buradaki levha bize diyor ki, yani bu levhayı gören taraf hangi tarafsa diğer tarafa yol vermek zorundadır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bu levha karşıdan gelene yol ver levhasıdır. Devam edelim. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin geç işaretidir demiş. Şıklar verilmiş A, B, C, D diye. Doğru cevabımız hangisi olacak? Bekliyorum. Evet. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Malumunuz geceleyinki işaretlerde polis memurunun elinde bir ne vardır? Bir şu şekilde bir alet vardır. Bu renkli ışık vesaire olabilir. Demek zaten geceleyin diyorsa direkt bu olmuyorsa direkt hemen çizmemiz lazım değil mi doğru cevabımızı? Doğru cevap B şıkkı. Şuradan da arkadaşlar yine işaretlere bakabilirsiniz deyin ne olduğuna. Yine Instagram adresinde de bunlar var. Oradan daha net biçimde bakabilirsiniz. Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Hızını azaltması, dönüş işareti vermesi, geniş bir kavisle dönmesi, sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmesi. Arkadaşlar doğru cevabımız tabii ki de C şıkkı. Geniş bir kavise dönmesi yanlıştır. Sağa dönüyorsak dar bir şekilde döneceğiz arkadaşlar. Niye dar bir şekilde? Hemen şuraya ürkütücü bir çizim yapmak istiyorum. Şöyle diyelim ki şu şekilde yol devam ediyor. Şöyle yapayım. Evet, çok da güzel çiziyorum gördüğünüz gibi. Yol şu şekilde geliyor. Ne kadar düz çizemiyorum işte ya. Heh. Şu şekilde geliyor arkadaşlar. Adam geldiği zaman derhal buradan sağa gireceği için ne yapmalı? Dar bir kavisle dönmeli. Eğer geniş bir kavisle dönerse karşı şeride girer arkadaşlar. Bunu unutmayın. Karşı şeridi ihlal etmek de bize neye yol açacaktır? Asli kusurlu bir hale yol açacaktır. Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir demiş. A. El freni ile tespit edilmesi. Eğimli yollarda ön tekerleğin sağa çevrilmesi. Eğimli yollarda otobüslerin her iki arka tekerleğine takoz konulması. D. Aracın terk edilmesi halinde camların açık bırakılması. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Özellikle böyle hırsızların bol olduğu yerde bunu yaparsanız çok büyük heyecan yaşarsınız arkadaşlar. Hatta yani bu heyecanla direkt polis memurluğunu bulursunuz. Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak iyi misiniz diye sorularak nokta nokta değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? A. Dolaşım, B. Bilinç durumu, C. Solunum, D. Hava yolu açıklığı demiş. Evet, şimdi arkadaşlar burada baktığımız şey ne olacak tabii ki de? Doğru cevabımız bilinç durumu olacak. Hava yolu açıklığını bir adama nasılsınız, iyi misiniz diyerek kontrol etmeyiz değil mi? Dolaşımı zaten kontrol edecek adamlara dikmiş demektir. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Devam edelim. 6. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına sebep olur? A. Fren pedalının zayıf olması. Fren hidroliğinin zayıf
pardon, fren hidrolünün fazla olması, fren sisteminde hava olması, fren müşürünün arızalı olması demiş. Doğru cevabımız ne olacak? Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Arkadaşlar, bizim fren lambalarının yanmasına sebebiyetini veren müşür dediğimiz birçok şeyde aslında müşürün, mesela hararet müşürü vardır. Bunlar hepsi bizim oradan veri almamızı sağlıyor. Nasıl mesela fren müşürü? Artı eksi kablo düşünün arkadaşlar, şu şekilde. Şu şekilde. Siz frene bastığınız zaman bu aşağıya iniyor ve buna dokunuyor. Dokunmasıyla birlikte hop diye fren lambası yanıyor, kırmızı lamba. Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 5000 kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesimindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir? Önünün kesilmesindeki en büyük etkeni soruyor bize. A. Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi. Bireylerdeki trafik kültürünün ve bilincinin oluşturulması. Trafik suçlarında uygulanan cezaların arttırılması. Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Eğer bizde trafik bilinci ve trafik kültürü gelişirse ne olur? Otomatik olaraktan kazalar azalma noktasına, hatta bitme noktasına yaklaşacaktır. Bizim en fazla baktığımız zaman zaten kaza olaraktan kurban bayramlarında mesela çok ciddi kazalar oluyor. Biz çok kurban veriyoruz. Sebebi ne? Sadece kurban bayramı değil tabii. Birçok böyle tatilin olmuş olduğu bayramlarda bunlar oluyor. Sebebi de insanların o gün trafik bilinci ve kültürünün dışında hareket etmesi gayet. Adam sinirli oluyor, basıyor gaza, tak diye bir yapışıyor. Ondan sonra uğraşsın imam amcamız. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? A. 3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması. 2 ve 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması. 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi. 2 numaralı aracın hızını arttırması. Değerli arkadaşlarım, burada doğru cevabımız B şıkkı olacak. 2 numaralı aracın 3 numaralı geçişine ne yapması lazım? Yardımcı olması lazım. Nasıl yardımcı olacak? Biraz hızını azaltabilir. Tamam mı? Kendisinin geçmesini. Veyahut da yani zorlamayacak arkadaşlar. Yani hızını arttırıp da adamın geçmemesini engellemeye çalışmak katilliktir bir yerde, değil mi? Adamın karşıdan bir araba gelse zaten çift yönlü bir yol, gördüğünüz gibi adam mıhlanır. Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur demiş. A. Dolaşım sistemi. B. Sindirim sistemi. C. Hareket sistemi. D. Solunum sistemi. Şıklarda verilmiş. Tabii ki de arkadaşlar, doğru cevabımız C şıkkı. Artık hareket edemez hale geliriz, değil mi? Dolaşım sistemi devam eder. Eğer devam etmiyor olursa zaten nalları dikmiş, kalp durmuş demektir. Sindirim sistemi aynı şekilde devam eder. Çünkü kalp dolaşım devam ediyorsa sindirim de devam edecektir. Solunum sistemi. Zaten solunum yoksa arkadaşlar, adam bir dakikanın içerisinde hatta ilk 1,5 dakika diyelim, bunu beyin ölümü gerçekleşecektir. Yukarıdakilerin hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir? Geçiş yollarının önü ve üzeri, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları, görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerlerde ve dönemeçlerde demiş. Arkadaşlar, böyle durumlarda ben size hep şunu söylüyorum, artı eksi koyun diye. Doğru cevabımız ne olacak? Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Yani hepsi arkadaşlar bizim yasak olduğumuz yerlerdir. Geçiş yolu dediğimiz yerler, hani bu hafif virajlı biçimde bir diğer yola bağlayan yollar var ya, kısa böyle 30 metrelik, 40 metrelik. Bu yollarda siz park ederseniz ne olur? Lak diye arkadan biri size yapıştırır. Evet, yapıştırır. Yapıştırdığı zaman da suçlu siz olursunuz. Hatta asli kusurlu suçlu olmuş olursunuz arkadaşlar. 11. sorumuz şöyle. Şekildeki devamlı yol çizgisi sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? Öndeki araçların geçilemeyeceğini, hiçbir sebeple durulamayacağını, sağ şeritten gidilemeyeceğini, karşı şeride geçilebileceğini. Arkadaşlar, bu soruda görüntü itibariyle 3 çeşitte soruluyor. Şimdi bunların hepsine burada tek tek girmek istemiyorum. Bazısı çok boş yapıyor hoca falan diye yorum atmış. Onlardan Allah razı olsun, yorum atanlar iyi ya da kötü. Şimdi arkadaşlarım, bu soruda şöyle bir şey var. Düz çizginin direkt bize manasını soruyor aslında. Doğru cevabımız öndeki aracın geçilemeyeceğini. Niçin arkadaşlar? Biz bu düz çizgiyi genelde, nerede benim şu çılgın kalemim ya? Ha,
Genelde bu şekilde şu dönemeçlerin olmuş olduğu tehlikeli virajlarda görürüz. Veyahut da işte tehlike uyarı işaretleri varsa genelde ekseriyetle bu düz çizgiyi koyarlar ki hani sollama yapıp ikinci bir tehlikeye daha mahal vermeyelim. Duraklama yapabilirsiniz. Tamam mı? Yolun kenarında çünkü ne vardır burada da? Aynı şekilde yolun kenarında banket vardır. Burada ne kadar belli edilmese de çünkü burada hangisi vurgulanmak istemiş? Çizgi vurgulanmak istediği için adam hani size ekstradan şurada banketleri vermemiş kafa karışıklığı olmasın diye. Hangi tür araçlarda emniyet kemeri bulundurulması ve takılması zorunlu değildir demiş. Arkadaşlar sorularda bir de dikkat edeceğiniz şey bu değildir şeyine dikkat edin. Bazı arkadaşlarımız var bu değildir şeyine o kadar dikkat ediyor ki belli bir müddet sonra değildirleri aşırı karıştırmaya başlıyor. Relax olun, sakin olun. Sonunda ölüm yok. Araçta hangi emniyet kemeri bulundurulması kullanması zorunlu değildir demiş. Arkadaşlar minibüslerde, otomobillerde, lastik tekerlekli traktörlerde, tescilde otomobil gibi işlem gören arazi taşıtlarında. Doğru cevabımız ne olacak? Arkadaşlar doğru cevabımız C şıkkı olacak. Lastik tekerlekli traktörlerde. Şimdi burada arkadaşlarımı şaşırtacak olan iki tane şık var. Biri C şıkkı, biri D şıkkı. Ama arkadaşlar unutmayın bir şey otomobil gibi işlem görüyorsa burada demek istenen 4 çarpı arazi çeşitleri var ya bu. Onlardan bahsediyor. Eğer otomobil gibi işlem görüyorsa bunda arkadaşlar ne vardır? Emniyet kemeri vardır. Anlaştık mı? Çünkü bir şey eğer şu mesela minibüs gibi deseydi o zaman da emniyet kemeri var. Çünkü minibüste emniyet kemeri varsa ona benzeyen de ne olmalı? Emniyet kemeri olmalı. Öyle düşünün. Bu arada lastik tekerlekli traktör LTD diye de bazen kısaldırılır arkadaşlar. Ben de ilk gördüğüm zaman bu işlerde uğraşırken LTT çok kafam karıştırıyor. Ne bu ya diyorum limited şirketler bilmem ne. Lastik tekerlekli traktör arkadaşlar. Lastik tekerlekli traktör demek. Aşağıdaki yerlerin hangisinde duraklama yapılması yasak değildir demiş. Banketlerde, dönemeçlerde yasak yaya ve pardon C şıkkı yaya ve yolcu yaya ve okul geçitlerinde tepe üstlerine yakın yerlerde. Değerli arkadaşlarım, doğru cevabımız tabii ki de A şıkkı demiş. Hangisinde duraklama yasak değildir? Tabii ki de banketlerde duraklama yasak değildir. Zaten ani bir durumda siz ne yapabiliyorsunuz? Bankete sağ çekiyorsunuz, durabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde yaya yolu için ayrılmamıştır. Fakat yayalar da buradan ve hayvanlar da buradan ne yapabilirler? Gelip geçebilirler. Yani yayalar için ayrılmamıştırdan kasıt orada ne? Burası yaya yolu değildir. Anlaştık? Devam. Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir? Burun, atar damar, kılcal damar, toplar damar. Değerli arkadaşlarım, gayet basit bir soru. Atarlı damarlarımızda bizim daha çok kan kaybedilecektir. Şunlarda küçük bir açıklamaya gitmek istiyorum. Bizim vücudumuzda bazı doğal delikler vardır. Bunlar nelerdir? Burundur. Ondan sonra hocam ağızdır. Tamam mı? Buraya çizerken bu benim yazı felç edebilir. Ağızdır. Evet. Bezke anüsümüz yani affedersiniz arka tarafımızdaki doğal delikler. İşte önümüzde bulunan vajinal kanallar. Başka neyimize? Kulağımız. Tamam mı? Bunların hepsi doğal deliklerdir arkadaşlar. Vücudumuzdaki ve buralardan kanama varsa bunları tıkamayın. Bunların çıkışması yararımızadır. Çünkü iç kanama değil dış kanamayla biz bunu ne yapmış oluyoruz? Dışarıya boşaltıyoruz. Örneğin beyin kanaması olacağı yere burundan bir kanamanın olması bizim için daha iyidir. Gelelim şimdi bir alta. Doğal deliklerden bahsettik. Kanamasından bahsettik onların. Atardamar kanamalar arkadaşlar bizim kalbimizi ritmik olaraktan ve biraz daha açık renkli olan kanamalardır. Bunlar ölümcül kanamalardır. Eğer durdurulması hasta SLA olur. Yani Tahtalıköy dediğimiz tarafı boylar arkadaşlar. Bunlarda biz durdurmak için ne yapıyoruz? En yakın bölgeye baskı uyguluyoruz. Aynı zamanda turnike uygulaması yapıyoruz. Kılcal damarlar bizim bu her gün hani ufak böyle domates doğrarken küçük bir çizik oluyor da küçük böyle kabarcık kabarcık şeklinde kanıyor ya da bir diken battığı zaman kabarcık şeklinde kanıyor. Bunlar kılcal damarlardır. Ölümcül herhangi bir durum söz konusu değildir. Sadece acıma olabilir. Toplar damarlarımız var. Bu ne demek? Arkadaşlar toplar damarla atar damarı birbirinden ayırmanızın en kolay yolu toplar damarların atarsız olması. Yani fışkırarak değil de sızıntı şeklinde akarlar ve kanın ringi kapalıdır arkadaşlar. Şu o zaman şöyle diyebiliriz.
Atar damarda kan fışkırarak ve açık renkte, toplar damarda sızıntı şeklinde ve kapalı renkte bir kan var. Eğer kapalı renkte kan diyorsa direkt toplar damardır cevap. Eğer atarak kalbi ritmik olarak atıyorsa ve açık renkte ise atar damar, kabarcıklar şeklinde ise kılcal damar olacak cevap. Evet. İlk yardımda çok takınıldığı için özellikle orada biraz durayım dedim. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yapılması yasaktır? Geçme yasağı varken, pardon, geçme yaparken sinyal verilmesi, tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi, sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerinin taşınması, gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Bagaj, paket ve benzerinin taşınması yasaktır arkadaşlar. Çünkü bizim motosiklet gibi bu şeyler eğer ekstra bir tanım yapılmamışsa ruhsatında yolcu taşımak içinse kesinlikle yolcu taşıyacaksınız. Yolcunun elinde arkadaşlar bir yük varsa polis amcalar durdurduğu zaman inisiyatifine kalmıştır tabii. Adam ellemiyorsa ellemeyebilir ama normalde ceza yazabilir size. Şekilde verilen pozisyonun adı nedir demiş. Arkadaşlar bu pozisyona baktığımız zaman alt çene pozisyonu, koma pozisyonu, şok pozisyonu ve baş çene pozisyonu, çene pozisyonu olarak bize verilmiş. Doğru cevabımız nedir? Doğru cevabımız baş çene pozisyonu olacak. Peki ne işe yarıyor bu? Nasıl oluyor? Arkadaşlar oklara dikkat edelim. Burada oklara göre çene ileriye doğru gitmiş. Kafa nereye doğru gidilmiş arkadaşlar? Geriye demiş. Zaten bunun bir diğer adı da çene ileri, baş geri pozisyonda denir arkadaşlar. Amaç nedir? Amaç şudur. Hava yolu açıklığını sağlamak. Bakın, hava yolu açıklığı nasıl? Hop. Direkt dışarıya çıktı. Şu yolu bakmayın öyle. Hani direkt burundan dışarıya ne oldu? Hava çıktı. Bizim amacımız zaten burada hava yolu açıklığını sağlamaktır bu pozisyonda. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına karışan sürücülerin uyması veya yapması gereken hususlardan biridir? Kaza tespit tutanağı düzenlemek, kazaya ait kanıt ve izleri değiştirmemek, yolu trafiğe açmak, yolu trafiğe kapatmak. Arkadaşlar burada doğru cevabımız ne olacak? Tabii ki de A şıkkı. Kaza tespit tutanağını düzenlemek bunlardan biridir. Bazısı diyor hocam bunu jandarma düzenlemesi gerekmiyor mu? Kardeşim o da düzenleyebilir. Ama bizim burada kaza tespit tutanağı için jandarmayı aramamış size ek bir külfet getirir. Adamın oğlu geldiği zaman sinkinize de ceza yazar. Sizin burada yapmanız gereken sigorta için açacaksınız arkadaşım sigorta için kaza tutanaklarını. İşte ikiniz de altına imzanızı atacaksınız. Sigortalarınıza vereceksiniz bunu. Bu kadar basit. Hani o kadar uzun boylu bir iş değil. İsterseniz sigortayı yaptırdığınız yeri arayarak yine bu konuda bilgi alabilirsiniz. Vay efendim jandarma çekiyor. Onu şunu bir... Yok arkadaş o da yapabilir. Ama bakın diyorum. Geldiği zaman ikiniz de zaten bizim polis memuru gel diyelim ki der ki abi bak ikinize de ceza yazacağız diye mutlaka söyler. O yüzden kendi aranızda anlaşıp bunu yapmanız daha iyi olur. Tabi ölümlü değilse kaza, ölümlüyse onlar gelecek zaten. Yanmış gazları yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir? Karbüratör, emme sıvabı, egzoz manifoldu, emme manifoldu. Bu da yine akıl karıştırabilir. Doğru cevabımız C şıkkı egzoz manifoldu olacak. Şimdi açıklayalım şöyle bir. Karbüratör dediğimiz yer arkadaşlar şu işe yarıyor. Benzinli motorlarda hava ile yakıtı karıştıran yer karbüratördür. Bunları yarı yarıya karıştırır ve ateşlenmek üzere silindir odasına gönderir. Emme sıvabı bizim yanma odasındaki yakıtımızla karşılaşma, karbüratör de diyelim. Orayı karıştırmayayım. Karbüratöre giren hava var ya bu hani 1 bölü 2 oranında ayarlanacak olan. İşte emme sıvabı bu havanın çekilmesinde yarıyor. İçeriye sokuyor havayı. Egzoz manifoldu yanan bu motordan çıkan gazı hop dışarıya götürüyor. Manifold dediği şey çoklu boru demek arkadaşlar. Öyle manifold deyince aklınıza da acayip şeyler gelmesin. Çoklu boru. 3 tane 4 tane boru var. Buna manifold denmiş. Bir de emme manifoldumuz var. Emme manifoldu da aynı egzoz sıvabının içine çekmiş olduğu havayı çoklu bir kanalla dışarıdan alıp her silindire ayrı ayrı veren
Şey arkadaşlar, boru diyelim. Yani basit şeyler aslında. Kafa karıştıracak şeyler. İsmi sadece manifold olunca insan farklı bir şey bekliyor böyle. Ooh, manifold. No. Böyle Cem Yılmaz diyor ya hani bizim bir halkımızın böyle abartması. O biçim. Manifold çoklu boru demek. Dört tane boru bir arada birleşmiş. Öyle yani. Evet. Karayollarında taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisiyle belirlenir? Yol çizgileri, ışıklı işaret cihazları, polisin sayısı, karayolundaki taşıt sayısı. Doğru cevabımız, evet, doğru cevabımız A şıkkı, yol çizgileri. Yol çizgileri de bize neyi belirtir zaten? Şeritleri belirtir. Şekildeki karayolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir? Şerit değiştirmek yasaktır. Öndeki aracı geçmek yasaktır. Trafik kurallarına uygun olarak öndeki araç geçilebilir. Taşıt yolu bölünmüş yol durumuna gelmiştir. Değerli arkadaşlarım, doğru cevabımız C şıkkı. Kurallara uygun olaraktan öndeki araç geçebilir. Evet, burası çift yönlü bir yoldur arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hem buradaki araç önünde bir araç olsaydı sollama yapabilir. Hem de bu taraftaki araçlar önündeki aracı ne yapabilir? Sollayabilir. Ama neye uymak şartıyla? Kurallara uymak şartıyla. Geçme kuralları neydi? Eğer yan şeritte bir araç varsa bunun geçmesini ne yapacaksın? Bekleyeceksin. Buranın temiz olmasını bekleyeceksin. Anlaştık? Devam. Asli kusurlu haldır eğer çıkarsan sollamaya. Devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır? Yine basit sorulardan bir tanesi. 2013, 2015 ve 2016 yıllarında bu soru sık sık çıkmıştı arkadaşlar. Değiştirip değiştirip ısıtıp ısıtıp sürdüler bu soruyu. Şaft, motor, tekerlek, vites kutusu bize şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız tabii ki de B şıkkı arkadaşlar. Motor olacak. Motor bizim aracımızdaki güç kaynağımızdır. Hocam şaft ne o zaman? Biz onu öyle öğrendik. Şaft şu arkadaşlar. Şaft güç aktarma organıdır. Hemen şu şekilde size çizmek istiyorum. Bu vites kutusudur. Aha şu da vitesimiz. Vites kutusunun içinde neler var? Bir sürü dişli var. Vites dişlileri var. Geri dişlisi falan filan bir sürü. Bunun yanında ne var? Bunun hemen dışında vites kutusundan çıkışta şaftımız var arkadaşlar. Şöyle bir şaftımız var. Bu dönen bir malzeme arkadaşlar. Bu dönen bir. Hiç patoz görmüşseniz bu traktörün arkasına takılan oradaki mesela uzun kol şafttır arkadaşlar. Traktör köyde falan yaşayanlar varsa görmüştür. İnternete yazıp da görebilirsiniz eğer isterseniz. Şaft deyin zaten çıkar. Bunun akabinde şafttan sonra şaftın arka tekerle birleştiği yerde diferansiyel dediğimiz bir şey vardır arkadaşlar. Bu parçamız ne yapar? Bu parça şafttan gelen gücü hemen şöyle sıralamaya anlatıyorum. Vites kutusu şafta aktardı. Şaft nereye aktardı? Diferansiyele aktardı. Diferansiyele gelen güç arkadaşlar 90 derecelik açıyla bükülür. Şimdi şuraya gelelim. Şu bizim tekerimiz. Şu tarafta da bir tekerimiz var. Şimdi burada diferansiyelde 90 derecelik açıyla bükülür güç ve arkadaşlar akslara verilir. Şunlara da biz aks deriz. Yani aradaki bağlantılar. Başka diferansiyelin ne görevi var? Sağ veya sola dönüşlerde içte kalan tekerin daha yavaş, dışta kalan tekerin ise daha hızlı dönmesini sağlar ve böylece sizin daha hızlı manevra yapmanızı sağlar. Zaten bu iki özelliği olduğu için size en fazla çıkacak olan soru diferansiyel gelir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen özellikle güç aktarma organıdır? Örnek bir soru mesela. Anlaştık, bu şekilde sorular gelebilir. Doğru cevap da diferansiyel olacaktır. O zaman güç aktarma organlarını şöyle bir tekrar edelim. 1. Vites kutusu. 2. Şaft. 3. Diferansiyel. 4. Aks. Ve en son olarak arkadaşlar tekerleklerimiz var. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir demiş. A, B, C, D şıkları levhalarımız verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. A şıkkında bize yaklaşıldığını bildirir. Mavi olursa artık dönel kavşaktasınız. Yani levha mavi olursa. B şıkkında ne var? B şıkkında bir tali yol, ana yol kavşağını bildiriyor bize. Ve arkadaşlar bu levhayı gördüğünüz zaman ana yoldasınız demektir. C şıkkındaki ise dikkat diyor arkadaşlar. Amana diyor. D şıkkındaki işaret ise bize kontrolsüz bir kavşağa yaklaştığımızı bildiriyor.
Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır demiş. A 1, B 2, C 3, D 4 diye verilmiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Arkadaşlar durdurabilirsiniz ya. Durdurun, devam ettirin. 3 olacak. Neden hatalı? Çünkü bakmış, bakın burada ona sollama yasağı var. O tarafta sollama yasağı var. Yani 3 numaranın olduğu tarafta düz çizgi var. 1 numaralı araç yapsaydı bunu suçlu değildi. Ama 3 numaranın yapmış olduğu şey suçtur. Asli kusurlu hallerdendir. Hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir demiş. Trafik kazaları nedeniyle insan, araç, çevrede meydana gelen zararları azaltmak. Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkartmak. Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek. Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Araç ve çevrede meydana gelen kazaları, zararları azaltmak olacak arkadaşlar. diyelim, devam edelim. Fazla açıklanacak bir şey göremediğim için düz devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir demiş. Başını her zaman düz tutması, yavaş düzgün adımlarla yürümesi, yerden destek alacak şekilde her iki ayağını da kullanması, kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi değildir arkadaşlar. Böyle bir kuralımız yok. Adam felç edersiniz, Allah göstermesin, nalları dikmek zorunda kalır. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika beklemeleri, dinlenmeleri gerekir? Şıklarda 20, 25, 35 ve 45 verilmiş. SRC alan bir arkadaş var arkadaşlar şu anda odada. O da oradan karşıdan dinliyor. Tabii siz duymuyorsunuz onun sesini. 45, 45 diyor. Evet, doğru cevabımız D şıkkı olacak. 45. SRC'de demeyin. SRC'yi araştırın arkadaşlar. Ehliyet alın da ondan sonra SRC'yi alırsınız. Yük taşımacılığı için kullanılıyor. Yük ve yolcu. Araçta uzun farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir demiş. A 250, B 200, C 150, D 100. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. 100 olacak arkadaşlar. 100 metreyi aydınlatması gerekiyor. Zaten far ayarlarını yaptırmanız gerekiyor. Muayenede zaten bunlar bakılır. Eğer aşırı bozuksa ne yapılır arkadaşlar? Ayış muayenesinden geriye çevrilerek bunları düzeltilmesi istenir. Bacaktaki boyun kanamalarında şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır demiş. Kasık, boyun, koltuk altı, köprücük kemiği üzeri demiş. Doğru cevabımız... Evet, doğru cevabımız arkadaşlar A şıkkı, kasık olacak. Biz eğer bacakta bir kanama varsa toplar damarlar bu bölgeden geçtiği için buraya baskı uygularız. Omuzda olsa hocam şurada köprücük kemiğine uygularız. İşte yüzde olursa falan bunlar değişiyor arkadaşlar. Şurada da bu kemikleri vermiştim gitmiş. Neyse, sağlık olsun. Evet. Araçlarda emniyet kemeri kullanılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlı. Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında mecburi. Şehir içi ve şehir dışı trafikte isteğe bağlı, şehir içi ve şehir dışı trafikte mecburidir. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Her zaman mecburidir. Bunun da kaçışı yoktur. Yoksa iki bardak su ikram ederler. Ama buz gibi, buzdolabından. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir? Aracın arıza yapması, trafik işaretlerinin yetersiz olması, aracını kullandığı yolun bozuk olması, yoğun uykusuz araç kullanması. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Yorgun ve yoğun dedim değil mi biraz önce? Buna da çok dikkat ediyorlar. Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması olacak arkadaşlar. Trafik kazasına sebebiyet verir bu. Aracın kullandığı yolun bozuk olması yoldan kaynaklıdır. Trafik işaretlerinin yetersiz olması karayollarının kusurudur. Aracın arıza yapması araçtan kaynaklıdır. Şekildeki görülen görevlinin görevi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru var. Yani resimdeki görevli kişi
Neyden görevlidir diyor soru. Trafiği düzenlemek demiş. Araçları muayenesini yapmak. Trafik levhalarının yerlerini belirlemek. Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Bu arkadaşlarımız sadece trafik zabıtası diyoruz biz bunlara. Ve trafiği düzenlerler diyelim. Bir yerde trafikli işaret ışıklı işaret levhaları olsa bile, tamam mı? Eğer trafik polisi varsa önce onu dinleyeceğiz. 4 zamanlı benzinli motorda zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi zamanda emme sıvabı açılır ve silindirlere yakıt hava karışımı girer demiş. Emme zamanı, sıkıştırma zamanı, ateşleme zamanı, egzoz zamanı. Arkadaşlar adı üzerinde doğru cevabımız A şıkkı emme zamanı olacak. Bununla alakalı hem benzinli motor hem de dizel motor birazcık farklılıklar var. Instagram hesabıma giderseniz orada paylaştığım gönderilerde bunları rahatlıkla farklarını bulabilirsiniz. Sizin için faydalı olacağını düşündüğüm şekilde orada paylaştım arkadaşlar. Motor çalışır durumdayken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir demiş. Motor daha iyi yağlama yapar, daha yavaş döner, dişlisi zarar görür, daha hızlı döner demiş. Evet. Arkadaşlar marş dişlisi zarar görür demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Marş dişlisi zarar görür. Volan dişlisi de denir arkadaşlar. Şöyle iki tane büyük dişli vardır. Şu da bu marş motorunun ucunda da bir dişli vardır. Ha. Şu dişliler zarar görüyor arkadaşlar. Siz eğer çalışırken buna gaz marşa basarsanız. Aşağıdakilerden hangisi araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir? Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü sizin araçlarınızın tescil işlemlerini yapar ve plakalarını verir. Bazı sürücülerin trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Trafik kurallarını davranış hale dönüştürmemiş olmaları, yanlış anladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri, trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri, trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri. Arkadaşlar hiçbirimizin bizim bu şeylere tepki gösterme gibi durumumuz yok. Doğru cevabımız A şıkkı. Bunu davranış haline dönüştürmemiş olmamız bizim buna sebebi. Zaten istendik davranışlar elde etmektir eğitim almamız. Tabii bizim şimdi çok genel bir eleştiri olacak ama hepsi için tenzih ediyorum bunu. Adam akıllı yapanları tenzih ediyorum. Bizim sürücü kurslarımızın birçoğu bu işi adam akıllı yapmaz. Birçoğundan kastım, bakın tenzih ediyorum. Yapanları kesinlikle tenzih ederim. Adamlardan kaydı alır. Ondan sonra saldım çayıra, mevlam gayra şeklinde bir eğitim alır. Ama şu sıralar bakanlık gerçekten bunun üzerine düştü. Hatta müfettişleri görevlendiriyor benim bildiğim kadarıyla. Evet. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir? Karın yaralanmalarında, bacak yaralanmalarında, göğüs yaralanmalarında, omurga yaralanmalarında. Arkadaşlar doğru cevabımız D şıkkı omurga yaralanmaları olacak. Bunlar da dikkat etmemiz gerekiyor. Neden? Eğer baş boyun gövde eksenine dikkat etmezsek arkadaşı felç ederiz. Allah hiç kimseye vermesin. Hani adam bağırır yani inim inim inler keşke ölseydim de bu hale düşmeseydim diye. Çünkü hani felç oluyor adam yani düşünün vücudunun bir kısmı gidiyor. Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur demiş. Araç kullanırken gözlük ve lenslerini kullanmak zorundadırlar. Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük ve lens kullanmak zorundadırlar. Yalnızca gece kullanırken gözlük veyahut da lens kullanmak zorundadırlar. Bu tür araylara sürücü belgesi verilmez. Burada D şıkkına gidenler oluyor. Onları sarkıtmak istiyorum şöyle bacağından tutup. Doğru cevabımız ne olacak? Doğru cevabımız A şıkkı. Bunlar aynı şekilde gözlük ve lenslerini de sürerken kullanmak zorundadırlar. Zaten fotoğraflarda da arkadaşlar eğer gözlük kullanıyorsanız gözlüklü bir fotoğraf koyarsınız ki oraya. Polis memuru bir bakar gözlük var bunda. Arkadaş geçmiş olsun sen niye gözlük takmadın der ve ona bir bu böyle büyük bardakta bir su ikram eder. O da afiyetle içer. Hangisinin yarı oturuş ve oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır demiş.
kaburga kırığı olanlar, kalça kemiğinde kırık olanlar, göğüs yaralanması olanlar, kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar. Doğru cevabımız tabii ki de B şıkkı olacak. Adamın zaten affedersiniz popo gidiyor. Siz de adamı bir de poposunun üstüne oturtun. Adam Allah'ım ya Rabbim adam böyle böyle gider ha. Vallahi var ya. İnşallah bu şıkkı işaretlemişsinizdir. Yoksa var ya hapı yuttuk. Allah'tan inşallah size denk gelmem derim böyle olursa. Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur? Sis, far ışıkları, yakını gösteren ışıkları, uzağı gösteren ışıkları. Bunu işlerken derste arkadaşım biri dedi ki hocam ben komple farları kapatırım. Aman dedim oğlum sen trafiğe çıkma. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Yakını gösteren ışıklar olacak arkadaşlar. Verilen parçalar aşağıdakilerden hangisine aittir? Buji, piston, silindir kapağı verilmiş. Arkadaşlar şıklarda da motor, debriyaj, vites kutusu, yakıt deposu verilmiş. Doğru cevabımız evet A şıkkı olacak. Bunların hepsi birden motora aittir arkadaşlar. Motor soğutma sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir? Hatta bir termometre vardır bu göstergede. Şarj göstergesi, yakıt göstergesi, hararet göstergesi, fren hidroliği göstergesi. Doğru cevabımız nedir? Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Hararet göstergesi gayet basit bir gösterge arkadaşlar. Şöyle geliyor bazen bu soru. Motor hararet yaptı diye gösterdi. Fakat motor kapağını açtınız. Motor kapağını işte o suyu, motor suyunu açtınız. Baktınız radyatörden. Ama su aslında sıcak değilmiş. Arıza nerededir demiş arkadaşlar. Tabii ki de arızayı nerede arayacağız arkadaşlar? Termostatında arayacağız. Demek ki hararet göstergesinin müşüründe arayacağız. Tamam mı? Bir bozukluk olduğunu buradan bileceğiz. Aşağı ağızdan ağıza suni solunumda verilen hava miktarının yeterli kazazedenin hangi durumunda anlaşılır? Yüzünün sararmasından, nabız sayısının azalmasından, vücut sıcaklığının azalmasından, göğüs kafesinin yükselmesinden. Doğru cevabımız evet, doğru cevabımız D şıkkı olacak. Düşünseniz arkadaşlar B şıkkını işaretlemişseniz ve ben de önünüzde hastayım. İlk yardım yapıyorsunuz bana. Hocanın nabız sayısı azalıyor. Aha iyileşiyor hoca. Ve hoca esale. Artık arkadaşlar bana pamuğu tıkarlar. Köprücük kemiği kırıklarında ha var ya ismin Pamukçu hocaya çıktı ha. Mesaj atıyor adam. Hocam diyor pamuğu tıkayacağız. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir? Omuz, el, kalça, göğüs. Öncelikle köprücük kemiğinin yerini bilmemiz lazım. Doğru cevabımız A şıkkı omuz olacak arkadaşlar. Bakın burada köprücük kemiğinin ve diğer kemiklerin yerlerini şöyle verdim ben size. Köprücük kemiği neredeymiş arkadaşlar? Evet, gördüğünüz gibi köprücük kemiği hemen şuradaki. Bu hani böyle kendinizi sıktığınız zaman ortaya çıkan böyle boynunuzun etrafında kemik var ya. Ha işte onların hemen evet oradaki kemikler arkadaşlar. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Motorun hararet yapmasına, motor devrinin yükselmesine, klimanın düzensiz çalışmasına, akünün kısa zamanda bitmesine. Arkadaşlar su miktarı azse doğru cevap ne olacak? Evet A şıkkı olacak. Motor hemen ne yapacaktır? Yetersiz kaldığı için su soğutmada hararet yapacaktır. Hararet yapan motoru direkt kapatmıyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Rölantada çalışmasını sağlıyorsunuz. Mümkünse su ekleyebilirsiniz. Ama su eklerken dikkatli olun yüzünüze patlamasın. İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır demiş. Şoka karşı önlem alınması, ağızdan bol sıvı verilmesi, üzerinin örtülerek sıcak tutulması, yaşamsal bulgularının incelenmesi. Doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Şimdi bazısı diyor ki mesela bizim halk arasında böyledir ha. Mesela benim ninem var şimdi. Katarak var gözlerinde. Köyde böyle bir de kendisinde anksiyete bozukluğu var. Anksiyete bozukluğu endişe arkadaşlar biraz şey bir rahatsızlıktır.
Gözüne mesela limon damlatıyor, biliyor musun? Limon neden damlatıyorsun? Necim diyorum, bak diyorum, bu asitli diyorum, gözüne zarar verecek. Göz şeylerin açacak, bak hep ağlarsın diyorum, gözün diyorum. Damlatıyor, öyle deme diyor. Doktorun bir tanesine biri gitmiş diyor. Aa yengecim, sen bunu nereden duydun? Sakın ha başkasının yanında söyleme demiş. Hani doktorlar güya hasta çekmek için bunu kimseye söylemiyormuş. Bakın anlayışa bakın. Kurban oldum ya. Seviyorum ben yaşlıları böyle şeylerine. Neyse, sebep tabii bu değil asıl. Onu da tabii ansiyet olduğu için bunu o şekilde algılıyor kendince. Oysa doktor belki de gerçekten öyle dedi. Bizim şimdi ağızdan bol su vermede de aynı olay var. Adama diyor ki suyu içirmese ölecekmiş. Ulan mübarek. Suyu verdiğin zaman içindeki adamın kanayan bir yeri varsa, durmuşsa bile, sen suyu verdiğin zaman ne olmuş olacak? O bereler harekete geçip tekrardan kanamaya sebebiyet verecek. O yüzden sıvı vermiyorsunuz. Evet, yine boş yapıyorum. Vallahi altına dolduracaksınız eminim. Resimde görülen seyir halindeki aracın arkasındaki kırmızı lambanın yanması trafikte diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? Aracın sola döneceğini, sağa döneceğini, araca frenleme yapıldığını, aracın geri gelmekte olduğunu. Doğru cevabımız evet, C şıkkı olacak. Kırmızı yanıyorsa frenlemedir. Eğer beyaz yanıyorsa arkadaşlar, geri lambası yanmıştır. Zaten sarılar sinyaller. Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücü aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir demiş. Hız sınırına uyma, yayaya yol verme, trafik levhalarını okuma, sürekli şerit değiştirerek araç kullanma. Arkadaşlar böyle manyaklar var aramızda. Yani böyle nasıl bir zevk sarkıtık. Bunları vereceksin eline paraşütü, baba dağdan sallayacaksın aşağıya. Doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Adamlara bakıyorum, inadına böyle bir şeyler var. Hakikaten ha, paraşüt yani, adam aksiyon arıyor ya. Vereceksin, bungee jumping yapacak. Atlayacak uçurumun tepesinden şöyle. Bırakacak kendini boşluğa. Affedersiniz. BOK çuval gibi yere bir düşecek böyle. Tövbe ya Rabbim ya. Yakıt içerisinde toz su veya pislik varsa motor nasıl çalışır demiş. Rölantide, yüksek devirde, zengin karışımla, düzensiz tekleyerek. Doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Düzensiz tekleyerek çalışır. Bu tip şeylerde ucuz benzine, yakıttan uzak durun. Evet, son iki sorumuz. Araç motorun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır? Boş, birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites demiş. Hocam üçüncü vites de olmalı diyenler var. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Boşa alacaksınız. Daha sonra ne yapacaksınız? Debriyaja basacaksınız, vitese katacaksınız, essalâ deyip yola devam edeceksiniz. Allah'tan sürü o yanınızda, kocanın yanında da bir fren fren debriyaj var. Yoksa var ya, kesin uçar o araba. Aşağıdakilerden hangisi duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir demiş. Işıkla veya kolla çıkış işareti verilmesi, aracını veya aracın etrafını kontrol etmesi, yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması, sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlanması. Doğru cevabımız C şıkkı, yoldan geçen araç sürücülerinin ikaz edilip yavaşlatması arkadaşlar. Ben daha önceki videolarımda da söyledim. Bizim hiçbir kimseyi yavaşlatma, durdurma gibi bir şey yoktur. Eğer böyle bir şey varsa bu şıklar eleyin, yanlıştır demiştim. Bize burada zaten yanlış olanı sormuş. O zaman doğru cevabımız C şıkkı olacak. Evet değerli arkadaşlarım, burada bitti. Umarım faydalı bir sunum olmuştur. Size bir anımı anlatayım buraya kadar gelmişken. Ben Burdur'da aldım ehliyet arkadaşlar. Bundan birkaç yıl önce. Demeyeyim, bundan bayağı birkaç yıl önce. O zamanlar Yaşar diye bir hoca vardı. Tabii şimdi o sürücü kursu kapanmış. Yerine aynı o sürücü kursundaki çalışan biri almış. İsim vermeyeyim şimdi. O zamanlar, şimdi ismi değiştiğine göre onu vereyim. Göller yöresi miydi? Öyle bir şeydi. Neyse, biz oradan ehliyet alıyoruz. Yaşar dedim, hoca ile direksiyon eğitim yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi Burdur'un şivesi ile Fethiye'nin şivesi farklıdır. Bizim Burdur'da, yani benim Fethiye'de, pardon önce söyleyeyim, Fethiye'de ya demek evet demektir. Ha, tabii demektir. Burdur'da ise ya hayır demekmiş. Tabii ben bunu bilmiyorum. Isparta tarafında da öyledir.
Araca bindik neyse. Devam ediyorum ben. Tamam dedi hoca, devam et. Gidiyorum böyle. Hocam dedim, soldan mı devam edeceğim? Ya dedi bana. Ben anladım ki tabii evet. Ben tabii bir kırdım direksiyonu. Soldan yardırarak gidiyorum. Önümde halk otobüsü geldi arkadaşlar. Yani ben eğer o gün hani böyle son anda kırmasaydım tekrardan sağa, mümkün mertebe beni Pamukçu Hoca olaraktan hatırlayamayacaksınız. Çünkü bana pamuğu tıkamış olacaklardı. Bu da böyle bir anıydı. Şiveler çok önemli. Küçük bir kelime hatası Tahtalı köye yollayabilir insanı. Bu da böyle bir anıydı. Daha karpuz mu keseceğiz hoca, kapat artık diyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, soru çözdüğünüz zaman dikkat edin. Yanlışlarınızın üzerinde durun. Unutmayın bu dediğimi. Ben hep bunu diyorum. Yanlışlarınızın üzerinde durun. Soru ezberi yapmayın. Yanlış yaptığınız sorunun konusunu tekrar edin diyorum. Bana inatla soruyorsunuz Instagram'dan. Hocam nasıl çalışacağız? Böyle çalışacaksınız. Benden izlemeniz şart değil. Tamam mı? Bir tanesi geçen gün yazmış oraya abuk subuk. Neymiş efendim? Şöyleymiş, böyleymiş. Sizden izlesem şöyle. Ulan izleme o zaman dedim ben de ya. Yani izlememem bizim için bir zevktir. Çünkü ben bunu severim. Yani sen başkasından izlediğin zaman ne oluyor biliyor musun? Bana ekstra bir yükün yok. Ne olmuş oluyor? İşte gitmiş başkasından izlemiş oluyorsun. Zararın var mı? Yok. Yararın var mı? Yok. Ha, benim sana yararım var mı bunu tavsiye etmekle? O zaman kardeşim başkasından izle dediğim zaman benim sana. Yok. Tam tersine. Ne yapmış oluyorum? İnsanlığımı göstermiş oluyorum. Yani git diyorum kardeşim, oradan izle. İzle ki biraz başarın artsın, o taraftan artsın biraz da. Bir tanesi takıldığıma takmış kafayı. Hocam ikide bir takılıyorsun. Ah oğlum ya, ah oğlum, ah çocuğum benim. Sen şuraya oturacaksın bilgisayarın başına, tamam mı? Tüm gün o kadar yoğunluğun içerisinden fırsat bulacaksın. Günde 50 tane kişi, 100 tane kişi, 1000 tane kişi sana mesaj atacak. Hocam yeni video ne zaman gelecek? Yeni video önden gelecek. Sırf onların hatırını kılmamak için 5 dakikada video hazırlamaya çalışacaksın. Çünkü başın kopuyor artık. Ve o sırada da böyle bir şeyle karşılaşacaksın. İnsan üzülüyor ama ondan sonra diyorsun ki tabi biz burada duruyorsak affedersiniz insanın ailesine küfretmediğiniz müddetçe her türlü yoruma açık olmamız lazım. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bu kadar boş konuşma yeter. Boş yapma hoca diyeceksin ama sonda yapıyorum. Kapatabilirsin videoyu. Allah'a emanet.